Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mini IT denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci sorumuz. Ela ve abisi Cihan ipin ucuna bağladıkları M ve 2M kütleli boyutları önemsiz K ve L cisimlerine sürtünmesiz yatay zemin üzerine şekildeki gibi düzgün çevmesi hareket yapıyorlar. K ve L'nin periyotları eşit olduğuna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinin yarıçapı R kadar, öbürünün yarıçapı 2R kadar ve arkadaşlar K ve L cisimlerinin kütleleri arkadaşlar K'nın kütlesi M kadar, arkadaşlar L'nin kütlesi de 2M kadarmış. Peki arkadaşlar K ve L cisimlerinin periyotları eşitse arkadaşlar bir ötede K'nın bu tarafa doğru hareket ederken hızına V kadar desem arkadaşlar L'nin de bu tarafa doğru periyotları aynı olması için yarıçapı kadar hızı olmalı, 2R kadar ötede 2V kadar hızı olması gerekirken periyotları birbirine eşit olsun. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. K ve L'nin açısal hızları eşittir. Arkadaşlar açısal hız eşittir 2pi bölü t kadardır. Açısal hızın formülü budur. Periyotları eşitse arkadaşlar açısal hızın büyüklüğü eşittir. Birinci ifade doğru. 2. K ve K'nın da eylemsizlik momenti L2'nin büyüktür. Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım. Dönen cisimlerin dömeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti ki eylemsizlik torku denir. Eylemsizlik momenti skalerdir ve I harfiyle gösterilir. Eylemsizlik momenti arkadaşlar M çarpı R'nin karesi bağıntısından bulunur. Arkadaşlar K cisminin kütlesi arkadaşlar uzaklığı R kadar olduğu için M çarpı R kare ya da buna I kadarlık eylemsizlik momenti desem L'ninki arkadaşlar kütlesi 2M, kütlesi 2 katına çıkmış 2M, uzaklık yarıçap 2R, 2'nin karesi 4R kare kadardır. Çarpınca arkadaşlar bu ise burası 8I'dir. Peki şıkkımıza geri dönelim. K'nın eylemsizlik momenti L'ninkinden büyük değil, onunkinden küçüktür. 8'de 1'i kadardır. İkinci ifademiz yanlış. 3. K'nın açısal momentumun şiddeti L'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir açısal momentum vardır. Açısal momentum L harfiyle gösterilir. Açısal momentumun arkadaşlar iki tane bağıntı yardımıyla bulunabilir. Biz burada arkadaşlar I çarpı W'yi kullansak. Arkadaşlar bunların K ve L'nin açısal hızları aynıdır. I ise büyük olanın açısal momentum değeri daha büyüktür. L'nin I'nin yani K'nın açısal momentumu L kadar desem L'ninki de 8L kadar olmalı. L'nin açısal momentumu K'ninkinden büyük ya da K'ninki L'ninkinden küçük. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 D'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Eda Kağan ve İnce tatilde nehire yakın yerde su dalgalarının kayalar arasındaki yarıktan geçerken dairesel dalgalar haline geldiğini görüyorlar. Buna göre öğrencilerden İnce Kağan ve Eda şekildeki yorumları yapılıyor. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz burada mini bir konu tekrarı yapalım. Arkadaşlar doğrusal dalgaların dar bir aralıktan geçerken eğilmesi, bükülmesi olayına kırılım olay diyoruz. Peki gelen doğrusal dalgalarda iki tepe arasındaki mesafeyi lambda dalga boyu desek ve kabı genişliği, yarık genişliği burası W ve kadarsa. Arkadaşlar gelen dalgaların dalga boyu eğer yarık genişliğinden küçükse yani kapımız daha genişse düz dalgalar ya da doğrusal dalgalar hiç kırınıp uğramadan olduğu gibi yine düz olarak devam eder. Peki kırınım burada gözlenmez, kırınım burada olmaz. Kırınım olması için dalga boyu kapı genişliği, yarık genişliğine eşit olmalı veya arkadaşlar kırınımın daha net gözlenmesi için arkadaşlar gelen dalgaların dalga boyu yarık genişliğinden büyük olması gerekir ki kırınım net gözlenir. Peki kırınımın daha net gözlenmesi için dalga boyu büyütülmeli veya kapı genişliği küçültülmesi gerekir. İşte var ya doğrusal dalgaların dar bir aralıktan geçerken dairesel dalga haline gelmesi olayına biz kırınım olay diyoruz. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar inceden başlayalım. Kayalar arasındaki boşluk dalga boyundan küçük olmalıdır. Arkadaşlar kayalar arasındaki boşluk dalga boyundan küçükse arkadaşlar kırınım gözlenir. İnci'nin söylediği doğru. Kayalar arası boşluk dalga boyundan büyük olabilir. Arkadaşlar kayalar arasındaki boşluk dalga boyundan büyükse kırınım gözlemez. Yine arkadaşlar gelen doğrusal dalgalar doğrusal olarak devam eder. Kaan'ın söylediği yanlış. 3. Eda'nın söylediği dalga boyu artarsa arkadaşlar dalga boyu artarsa kırınım daha net gözlenir. Daha arkası dairesel haline gelir. Dalga boyları artarsa kayalar arasından geçen dalgaların dairesiliği daha belirgin olur. Kırınım daha net gözlenir. Arkadaşlar Eda'nın söyledikleri doğru. İnci ve Eda cevap şıkkımız E'dir.
Evet arkadaşlar, üçüncü ve son sorumuz. Bobine bağlanmış Reos'ta özdeş ampuller ve işlence önemsiz pil ile oluşturulan şekildeki elektrik devresinde anahtar açıktır. Buna göre devrede KL kısmından ok yönünde bir öz indüksiyon akımı oluşması için 1-2-3 işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar mini konu tekrarı yapalım. Şuradaki pil gerilimine volt kadar diyelim ve elektrik akımı arkadaşlar pilin artı ucundan bu tarafa doğru başlar ve elektrik akımı I ile gösterilir. Arkadaşlar akım buraya gelince akım dirençten değil, beleş telden, dirençsiz telden yani yukarıdan devam eder. Sonra Reos'ta da arkadaşlar, Reos'ta değişken ayarlı sürgülü dirençtir. Dirençten geçip buradan arkadaşlar sarım kısmından devam edip arkadaşlar anahtar açık. İlk durumda X lambası üzerinden geçip devresini tamamlar. Peki öz indüksiyon akımı oluşması için ne olmalı? Arkadaşlar öz indüksiyon akımı devre akımı değişince oluşur. Ve öz indüksiyon akımı oluşması için devre akımının değişmesi gerekir. Öz indüksiyon akımı arkadaşlar Lenz kanununa göre yolu bulunur. Devre akımı arkadaşlar artınca artmasını istemez. Dengelemek için eylemsizlik gibi düşünebiliriz. Devre akımı artınca ona zıt yönde, devre akımı azalınca onunla aynı yönde dengelemek için Lenz kanununa göre bir öz indüksiyon akımı oluşur. Peki arkadaşlar devre akımı bu tarafa doğru geçerken öz indüksiyon akımı da L'den K'ya doğru olması için, aynı yönde olması için devre akımın değerinin azalması gerekir. Devre akımı azalınca azalmasını istemez, hemen aynı yönde yani yukarı doğru L'den K'ya bir öz indüksiyon akımı oluşması gerekir. Peki genelde bütün konunu elektrikteki formülü meşhur Ohm kanunu B eşittir I çarpı R kadardır. Peki L burada öz indüksiyon akımının devre akımıyla aynı yönde olması için devre akımının tabii ki azalması gerekir. Devre akımını azaltmak için I devre akımı volt bölü R'den bulunur. Arkadaşlar devre akımının azalması için voltaj değeri azaltılmalı veya devredeki toplam direncin artırılması gerekir ki devre akımı azalmış olsun. Peki buna göre hangileri tek başına yapılabilir? 1. Reos'ta koluna bir yoluna kaydırmak. Arkadaşlar Reos'ta koluna bir yoluna kaydırınca arkadaşlar daha çok direnç kısa devre olur. Peki direnç azalır. Direnç azaldıkça devre akımı artar. Devre akımı artınca artmasını istemez. Ters yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur. Unutmayalım, devre akımı değiştiği için öz indüksiyon akımı oluştu ama ona zıt yönde birinci ifademiz yanlış. 2. Reos'ta kolunu iki yönünde kaydırmak. Arkadaşlar Reos'ta kolunu iki yönüne kaydırınca devredeki direnç değeri artar. Direnç değeri arttıkça devre akımı tabii ki azalır. Devre akımı azalınca dengelemek için eylemsizlik kanunu veya Lenz kanunundan dolayı devre akımı azalınca azalmasını istemez. Aynı yönde artırıcı dengelemek için öz indüksiyon akımı oluşur. İkinci ifademiz doğru. 3. Anahtarı kapatmak. Arkadaşlar anahtarı kapatmadan önce başlangıçta toplam direnç şuydu. Şuradaki direnç artı lambanın direnci ki bunlar birbirine seri bağlıydı. Şuranın direncine R ve özdeş olan diğerinin direncine R kadar diyelim. Arkadaşlar devrede X direnci seri bağlıydı. Peki anahtarı kapattığımız anda R, R bunlar birbirine paralel. Eş değeri R bölü 2 olur. Peki eş değer devre direnci azaldı. Direnç azaldıkça devre akımı artar. Devre akımı artınca artmasını istemez. Dengelemek için hemen zıt yönde yani ters tarafa doğru bir öz indüksiyon akımı oluşur. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 B'dir.